Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Türklerin İslam kabulü ve ilk Türk İslam devletleri konusuyla karşınızdayız değerli arkadaşlar. 9. sınıfın aslında son ünitesindeyiz ve güzel konular sizi beklemekte. Hadi kemerlerinizi bağlayın. Hız kesmeden başlıyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neler öğrenmeden önce her zaman yaptığımız gibi ödevlendirmemize gelelim. Senin için iki tane kitabımız var. İlk olarak arkadaşlar 9. sınıf Dinamo Soru Bankası. Hemen sayfasını söyleyeceğim değerli arkadaşım. Açtım sayfamı içindekilere geldim. Burada görüyorsunuz 6. ünite yani sayfa 165'ten sayfa 172'ye kadar nesiniz? Sorumlu olacaksınız. Sonrasında döndüm. Ne yaptım? 0'dan 9'a tarih konu anlatımı soru bankasını açıyorsunuz. Burada da arkadaşlar yine sayfa 152'den sayfa 164'e kadar sorumlu olacak ve sonrasında mükemmel bir semester seni bekleyeceğiz. Peki Türk Derin kabulü ve ilk Türk İslam devletlerinde neler öğreneceğiz? Yani kullanım alanları ve faydaları neler? İlk olarak Türk Derin İslamiyet kabulü ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasında süreçte meydana gelen başça siyasi gelişmeleri. Daha sonrasında Türk Derin İslamiyet kabul etme sürecine etki eden faktörleri Karahanlı ve Gazneli devletlerinin hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişmeleri, Büyük Selçuklu Devleti'nin dönemindeki başta siyasi ve sosyal gelişmeleri ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetimini ve toplum yapısını birlikte öğreneceğiz. Yine hatırlatalım. Dinamo Soru Bankamızın sayfa 165 ve 189 arasındaki sorulardan nesiniz? Sorumluyuz diyeceğiz. Hadi başlayalım. Türkler İslamiyet'e neyle geçtiler? Tarih sayfaları arkadaşlar 751 yılını gösterdi. 751 yılında arkadaşlar Çinliler ile Abbasiler arasında bir savaş gerçekleşti. Biz bu savaşa Talas Savaşı dedik. Talas Savaşı'nda Türkler Abbasilere yardım etmiş ve Abbasilerin ümmetçi politikasıyla tanışmışlar. Neydi peki ümmetçi politikası? Dil, din, ırk fark etmeksizin yaşayan herkes bizim için Müslüman ve hoşgörüdür kavramı var. Bu yüzden de arkadaşlar Türkler kitleler halinde Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'le tanışmaya başlayacaklar. Tam anlamıyla o süreç ne zaman başlayacak dersek 10. yüzyılda gerçekleşmeye başlayacak. Tabii ki bununla birlikte arkadaşlar siyasi gelişmelerimiz de başlayacak. İlk olarak 751 yılında dediğimiz gibi Türkler Talas Savaşı ile birlikte İslamiyet'le tanışmışlardır. Daha sonrasında ise Orta Asya bölgesinde ilk kez Türk İslam Devleti kurulacak. Biz bu Türk İslam Devleti'ni ise Karahanlı Devleti diyeceğiz. Karahanlı Devleti'nin sonrasında Afganistan bölgesinde 963 yılında Gazne Devleti kurulurken Gazne Devleti Dandanakan Savaşı ile birlikte yıkılma sürecine girecek 1040 yılında. Büyük Selçuklu Devleti kurulurken Gazneli Devleti ise tarih sahnesinde çekilmek üzeredir. Daha sonrasında arkadaşlar devletin başına yani Büyük Selçuk Devleti'nin başına geçen Tuğrul Bey Sarı Sahifeneri 1048'i gösterdiğinde ilk kez Anadolu'nun keşiflerini gerçekleştirecek. Peki bu Anadolu'nun keşifleri diye adlandırdığımız savaş hangisidir dersek de Pasinler Savaşı diyoruz. Daha sonrasında Tuğrul Bey öldükten sonra yeni Sultan Alparslan'ın başa geçmesiyle birlikte Sultan Alparslan Dedelerinin yarım kalan işi olan Anadolu'nun kapılarını Türkler açacak. Yani hangi savaşla 1071 Malazgirt Savaşı diyeceksiniz. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu hızlı bir şekilde Türklere açılacak ve sonrasında Türkler adım adım Anadolu'yu hızlı bir şekilde fethetmeye başlamışlardır. 1077 yılına geldiğimizde Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti kurulacak ve 1097 yılında İran bölgesinde Büyük Selçuk Devleti'nin mirasçısı olarak kendisini tanımladığı Hazemşah Devleti kurulmuştur. Akabine 1157 yılında Büyük Selçuklu Devleti artık tarih sahnesinden çekilmiş ve 1187 yılında ise Gazne Devleti Afganistan'ın yerli halkı gururlar tarafından yıkılmıştır. 1212 yılında ise Karahanlı Devleti tarih sahnesinden çekilirken 1230 yılında ise Hazemşah Devleti tarih sahnesinden çekildi diyoruz. Şimdi ilk gelelim devletimize Karahanlı Devleti 840 ve 1212 yılları arasını. Şimdi unutmuyorsunuz Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti soruyu değiştirdim dedim ki İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti dersen aklına direkt hangisi gelecek arkadaşlar? İtil Bulgarları diyeceksiniz ama sana dedi ki. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden diye sorarsa da Karahanlı diye alacağız. Devletin bilinen ilk hükümdarı ise Bilge Kül Kadir Han olarak bileceğiz. Bilge Kül Kadir Han'dan sonra devletin başına geçen Satuk Buğra Han döneminde Karahanlılar ilk kez resmi Din olarak İslamiyet'i ne yaptılar? Kabul ettiler. O yüzden de İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'dır. Hatta Satuk Buğra Han arkadaşlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim ismini ne yapmıştır? Aldı. Hak bu dönemde İslamiyet'in yayılması için, Satuk Buğrahan mücadele ettiği için, El Mücahit, El Gazi gibi ünvanlar almıştır. Yine arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldim. Karahanlı Devleti'ni bir de bilmem gereken bir noktası var. Nedir dersik? Sosyal devletçilik anlayışında gelişmiştir. Neden sosyal devletçilik anlayışında gelişti dedim. Peki bunu niye söyledim? Şundan dolayı söyleyeceğim arkadaşlar. İlk kez burslu eğitim verilmiş. Eğer bir devlet sana burs veriyorsa o devletin sosyal bir devlet olduğunu ne yapman gerekiyor bilmen gerekiyor. Nitekim Karahanlılar da sosyal devletçilik anlayışında ileri safhaya ne yapmışlardır gittiler diyeceğiz. Şimdi geldim Gazneli Devleti'ne. Gazneli Devleti arkadaşlar bugün Afganistan bölgesinde kurulmuşlar. Başkentleri ise Afganistan bölgesinde bulunan Gazne şehri. Yani aslında şehirden isimlerini almışlar. Devletin kurucusu ise Horasan Emir'i. Gazne devletinde en parlak ise Sultan Mahmut zamanı yaşanacak Sultan Mahmut Abbas halifesini baskı altından kurtarmış bu baskı altının kurtarması sonrasında Abbas halifesi Gazne'nin Mahmut'a bir ünvan vermiştir ve Türk tarihinde ilk kez bir hükümdar sultan ünvanını kullanacaktır. Peki arkadaşlar bizim için önemi nedir dersek Gazneli Mahmut bunun üzerine 17 defa Hindistan'a sefer düzenlemiş ve Hindistan'ın arkadaşlar Müslüman olmasını bir takımlı Müslüman olmasını sağlamıştır. Tabii ki her parlaklığın bir de çöküşü vardır. Gazneli Mahmut öldükten sonra devletin başına geçen birinci Mesut zamanında ise devlette bir kargaşa ortaya çıkacak ve devletin iç yapısında bir devlet Püremeye başlıyor. Peki bu devlet kimdir dersek Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devletinde Sultan Tuğrul Bey 3 tane savaş yapacak. Bunlardan birisi arkadaşlar Nesa Savaşı, diğeri Selah Savaşı ve en son olarak kuruluşunu tamamlayan Dan Danakan neyi diyeceğiz? Savaşı. Nisa Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneli arasında yapılan ilk savaşken Serah Savaşı ile birlikte Horasan bölgesi Büyük Selçuklu Devleti'nin eline geçmiş ve 1040 yılında ise Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneli Devleti yıkılma sürecine girmiştir. İşin kötü tarafı nedir? Unutmayın. Bakın, bulunduğunuz ve kurulduğunuz bölgenin halkı Afgan ama sizin yöneticiniz ne? Türk. Bu netekimde devletin fazla uzun ömrü olmamasına sebep olacak ve Afganistan'ın yerli halkı gururlar tarafından da ne yapılmıştır yıkıldı diyeceğiz. Peki Türkistan tarihinin ilk geçiş eserlerini de göreceğiz bu eserde. Peki neler var? Kutat Kubilik mutluluk veren bilgi. Türkistan edebiyatımızın günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelliğine sahip. Yusuf Azacı eserini 1070'de Doğu Karahanlı hükümdarı Ulu Kara Buğra Han'a Türkçe olarak sunmuş eserde insanların hem dünyada hem ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği ile ilgili bilgiler vermiştir. Şimdi unutmayın Kutat Kubulik'te arkadaşlar birçok önemli noktalar var. Kün tagı hükümdar aynı zamanda temsil ettiği esas adalettir. Ay tolgı vezirdir devlettir. Ögdilmiş arkadaşlar vezirin oğludur akıldır. Ongurmuş vezirin kardeşidir. Akibet anlamına da ne yapmaktadır? Gelmektedir diyeceğiz. Geldim. Divanı Lugatı Türkçe. Türk tarihinin ilk sözlü olup Türk dilinin abide şahserlerindendir. İyi bir eğitimle kendini yetiştiren Kaşgarlı Mahmut, bütün Türk dünyasını gezip dolaştıktan sonra elde ettiği bilgileri bir araya getirdiği eserini 1077 yılında Abbas Halifesi Muktedi Billah'a ne yapmıştır? Sundu diyoruz. Geldim Atabetül Hakak yani diğer isminde gerçeklerin eşi anlamına gelecek. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eserde eser içerik ve edebi yönüyle Kutat Kubil'in devamı olarak kabul edilmiştir. Atabetül Hakak Türk İslam kültürü içerisinde bireyin eğitimi ve toplum düzenini sağlamak için belirlenen unsurları Türk dilini anlatan manzum bir eser olarak bilinmekte. Geldim divanı hikmete yani Hoca Ahmet Yesevi diyeceğiz. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri olarak kabul edilen divanı hikmet Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkçe olarak yazmış olduğu ve hikme adıyla Bilinen şiirlerinin bir araya getirmesiyle ne yaptı? Oluşturduğu önemli eserdir. Divan Hikmet Hazreti Peygamber'in yaşamı, dini hikayeler, Dervişliğin özellikleri cennet, cehennem, güzel ahlak gibi konuları içeren bir tasavvuf neyidir? Kitabı olarak da bilinmekte ama unutma Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri olduğunda ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın divan hikmet için. Şimdi bizim atalarımız olan Oğuzların İslamiyet'i kabul etmesine. Peki Oğuzlar Türklerin en aslında kalabalık neyi? Boyu. 24 tane Oğuz boyundan bahsedeceğiz. Bu o boylar 12-12 kendi içinde ayrılacak. Bozoklar ve üç oklar. Birçok Türk tarihinde arkadaşlar Türk devletinin kurulmasını sağlamıştır Oğuz Türkleri. Baktığımızda Bozaklar, Günhan, Ayhan ve Yıldızhan diye kendi içinde üç ayrılarak Kayı, Bayat, Alka Evli, Yazır, Dodurga, Döger, Yaparlı, Avşar, Begdili, Kargın ve Kızık gibi arkadaşlar boylardan oluşur. Güçoklar dediğimiz zaman Denizhan, Doğan ve Gökhan olarak bileceğiz. Iğdır, Büktüz, Yıva, Kınık, Salur, Alaynavutlu, Eymür, Yüreğir, Bayandır, Çavuldur, Çepni ve Peçenek gibi arkadaşlar boylara ayrılır. Hadi siz de yorumlara yazın. Bakalım. Belki annelerinizden ve babalarınızdan duymuşsunuzdur. Hangi boya mensupsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Bir de unutmayın 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar arkadaşlar ne ismi verilmiştir dersek Türkmen lakabı verilecek. Ama İslamiyet'i değildi de Hristiyanlığı kabul eden Oğuzlara ise Uz adı ne yapıldı? Verildi diyeceğiz. Peki bu Oğuzların arkadaşlar önemli boylarından birisi olan yani hangi boy? Kınık boyu tarihe önemli bir devlet kurduracak. 1040 yılını gösterdiğinde ise Büyük Selçuklu Devleti doğmaya başlayacak. 1157 yılına kadar hayatını sürdüren Büyük Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk kurucusu Selçuk Bey. Oğuzların dediğimiz gibi kınık neyine mensup, boyuna mensup. De bu dönemde arkadaşlar Gazdeliler içerisinde ortlamaya başlayacak. Büyük Selçuklu Devleti ilk olarak Nesa Savaşı'nı yaparak Gazze Devleti'ni yenmiş. Serah Savaşı ile Horasan bölgesini ele geçirdikten sonra Tuğrul Bey Nişabur'da tahta çıkıp kendi adına hutbe okutmuş ve Selçuk Devleti'nin bağımsızlığını ne yapmıştır? ilan etmiştir. Bakın unutmayın eğer bir hükümdar kendi adına para bastırıyor hutbe okutuyorsa bu bağımsızlık neyidir? Sembolüdür. Dandanakan savaşı sonucunda Tuğrul Bey Sultan Mesut'un sarayından tahta oturarak sultan ilanı edilmiş ve 1043 yılında başkenti rey şehrine taşıyarak fetihlerin batı yönde olacağında ne yapmıştır? Gösterdi diyeceğiz. Daha sonrasında Moğolların aşırı baskı yapmasından dolayı yeni yurt bulmak isteyen Büyük Selçuklu devleti yönünü Anadolu coğrafyasına doğru çevirir. Ama Anadolu'da ise azgın bir devlet vardır. Bu devlet ise Bizans devleti olacaktır. Bizans devleti ile Anadolu'nun kapılarının aralandığı yani Anadolu'nun anahtarlarının alındığı savaş nedir dersek Pasinler Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olmasının yanı sıra aynı zamanda Türklerin Bizans'a ve Gürcülere karşı kazandıkları ilk büyük nedir? Zaferdir. Hatta Bizans İstanbul'da caminin onarılmasını kabul etmiş. Her cuma ise Tuğrul Bey ve Abbas Halifesi adına hutbe okutacağını da beyan etmiştir. Akabinde Abbas Halifesi arkadaşlar baskı altında kalmasıyla birlikte Şii Büveyloğulları'nın baskısı altından kurtarmak isteyen Tuğrul Bey Bağdat'a doğru sefere çıkar. Bu seferin sonrasında Abbas Halifesi'ni baskı altından kurtarmış ve Abbas Halifesi ise Tuğrul Bey'e bir ünvan vermiştir. Peki bu ünvan nedir dersek doğunun ve batının sultanı neyi diyeceksiniz? Ünvanı diye adlandıracağız. İlk kez tarihte halifelik makamında dini işler ile siyasi işler birbirinden ayrılmış ve İslam dünyasının siyasi liderliği ise Tuğrul Bey'e ne yapmıştır? Geçti diyoruz. Tuğrul Bey hayatını kaybettikten sonra hiç oğlu olmamış. Tuğrul Bey'in en büyük kardeşlerinden birisi olan Çağrı Bey hayatından daha çok sevdiği kardeşlerinden bir tanesi. Çağrı Bey'in tek oğlu olan Sultan Alparslan başa geçmiş. Başa geçmesiyle de birlikte dedelerinin yarım kalan Anadolu'nun kapılarını aralamak olmuştur. Peki Anadolu'nun kapılarını aralayacağımız savaş hangisi olacak dersek Malazgirt Meydan Savaşı diyeceksiniz. Malazgirt Meydan Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihindedir. Peki bu tarih size bir şey hatırlatı mı? Aslında bu bir nevi bizim bir kurtuluş tarihimizdir. İlk kez büyük taarruza ne yapıyor Mustafa Kemal ve silah arkadaşları geçmiştir. Yani aslında bu tarihte bizim için önemlidir diyeceğiz. Bir, Anadolu'nun kapıları Türkleri açılacak Malazgirt Savaşı ile birlikte. Anadolu'ya Türk göçleri yoğunlaşırken Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki etkinliği azalarak Türkiye tarihi ne yaptı? Başladı. Türklere karşı haç seferleri başlamasına neden olurken Sultan Alparslan komutanları tarafından Anadolu'da ilk Türk beylikleri ne yapıldı? Kuruldu. Yani ben size bir kod vereceğim. Ne diyeceksiniz dersek Samet arkadaşlar nedir diyorsunuz? Çak diyeceğim. Yani unutmuyorsunuz Saltuk, Artuk, Mengücek, Danışment ve Çaka Beyliği arkadaşlar Sultan Alparslan zamanının sonrasında kurulan ilk beylikler olarak ne yapılmakta bilinmekte diyoruz. Geldim peki. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönem ise Sultan Melikşah zamanında yaşanacak. Büyük Selçuklu sınırlarını batıdan doğuya doğru genişletirken Batı ve Doğu Karahanlı Devleti hakimiyetine alan Sultan Melikşah, Gürcistan, Kudüs, Suriye, Yemen ve Aden bölgelerini fethederken ayrıca Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın emriyle Anadolu'ya yapılan akınlar bu dönemde de devam ettirilmiştir. Ama Başımıza bela olacak bir grup ortaya çıkar. Kim? Hasan Sabah yani diğer isminde Haşhaşiler. Belki arkadaşlar Haşhaşiler ya da Hasan Sabah duymuşsunuzdur. Hasan Sabah devletin bütün mekanizmalarını sızdı. İran bölgesinde kendisine bir kale inşa etti. Bu kale ise Alamut Kalesiydi. Alamut Kalesi kervan gitmez kuş geçmez bir bölge olmasının yanı sıra ulaşması da oldukça zor bir bölgeydi. Aynı zamanda Hasan Sabah Büyük Selçuklu Devleti'ndeki önemli yöneticilere dedi ki gelin benim muridim olun. Onlar da dedi ki bize ne vaat ediyorsun ki biz senin yöneticin olalım. Onlar da diyor ki ben size vaat edilmemiş topraklar olan cennetleri vaat ediyorum. Peki bu cenneti nasıl vaat etti? Cenneti şu şekilde vaat edecek. Bu dönemde arkadaşlar ahşaşları insanlara içirtmiş. Daha sonrasında Alamut'un altında bir kale olan kaleden aşağı doğru yuvarlamış. Ve gözünü açan arkadaşlar insanlar bir anda akan bir nehir, sonsuz meyve ağaçları, cariyeleri görmüşler. Tabii e tabi sesinizi duyar gibi herkese şu kafaya buruştu değil mi? Cennete gittik. Nitekim öyle değildi. Tabii ki arkadaşlar daha sonrasında haşhaşı çektirmiş. Geri tekrardan diyor ki ben size cennetin sadece bir kısmını ne yaptım gösterdim diyecek. Bu da arkadaşlar Türk tarihinde ve dünya tarihinde ilk terör örgütü olarak ne yapılmakta batini tarikatı kabul edilmekte diyeceksiniz. Tabii ki Sultan Melikşah onun için kelle avcıları tutsa da tabii de başarılı olamayacak. Hatta Sultan bir gün yatağından kalktığında yanı başında bir tane hançer görür. Hançerde de şu not yazar. Ey Sultanlar Sultanı Melikşah isteseydim canını şu saatte şu dakikada şu saniyede alırdım. Ama Farkındaysan senin canını bağışladım. O yüzden senin şah damarına kadar neyim yakınım diyecek. Fakat sultan vazgeçecek mi? Sultan vazgeçmeyecek. Bir gün Hasan Sabbah'ın elçisi sultanla görüşmek ister. Sultan divandadır. Divanın içerisinde elçi kabul ettikten sonra söyledi her elçi. Sana iki çift lafım var ama bu lafı sadece sana söylerim. O yüzden de divandaki herkesi çıkarırsın diyecek. Bunun üzerine tabii ki hükümdar bu durumu merak eder ve divanda bulunan herkesi dışarı çıkarır. Arkasında da iki tane askeri kalmıştır. Sonrasında elçi o iki tane askere döner ve der ki aha da şu iki elçinin de çıkmasını ister. Sultan Güler nasıl olur der. Ben onları kardeş bildim. Bana söyleyeceğin kelime onlara söylenmiştir. Üçümüz biz biriz diyecek. Elçi gülümser. Gülümsedikten sonra da askerlere döner der ki size Hasan Sabbah'ın selamını getirdim sultanı öldüreceksiniz desem ne yaparsınız der. O esnada bir anda kılıçlarını çekerler. Elçi hiçbir şey demeden arkasına bakar ve gider. Yani aslında bir nevi sultanın etrafında tamamen ne kaynamaktadır? Ajanlar kaynamaktadır. Bu da tabii ki ister istemez devleti arkadaşlar zayıflatmaya başlayacak. Ve Sultan Melikşah öldükten sonra da devlette taht kavgaları baş gösterir. Baş gösterdikten sonra ise devletin o tahtını ele geçirecek kişi Sultan Sencer'dir ama kötü bir zamana getirir. 1141 yılında ise Moğollarla Katvan Savaşı gerçekleşir ve Katvan Savaşı ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti ağır bir yenilgi almış ve Sultan Sencer'in ölümüyle de birlikte artık tarih sahnesinden Büyük Selçuklu Devleti çekilmiştir. Çekilmesiyle de birlikte irili ufaklı atabeylikler ve devletler kuruldu. Bakalım devletler neler? Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Türkiye Selçukluları gibi devletler kuruluyor. Atabeyliklerde neler var peki dersek? Şam Atabeyliği, Musul Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği ve Fars Atabeyliği gibi beylikler ne yapıldı kuruldu diyoruz. Peki Büyük Selçuk Devleti niye yıkıldı? Sebep neydi? Bir, merkezi otoritenin zayıflaması. İki, ülke hanedanın ortak malı sayılması. Peki bu kavramı görürseniz ne aklınıza gelecek arkadaşlar? Bakın kan yoluyla geçiyor. Yani sadece bir soya ait olduğu inancı var. Bu da sürekli amcanın, halanın, dayının, teyzenin çocuklarına taht kavgasına girmene sebep olacak. Bu da ister istemez otoriteyi ne yapmıştır? Sarslı diyeceğiz. Yine atabeylerin bağımsız hareket etmeleri. Abbas Alefesi'nin verdiği siyasi gücü tekrar ne yapmak istemesi? Almak istemesi. Batını hareketleriyle devlet ortamında suikastlerin düzenlenmesi ve katman mağlubiyeti ve kara itayların istilası. Bakın şu suikastlere dikkat etmenizi istiyorum. Neden dersek? Vezir nizamı neyi bileceksiniz arkadaşlar? Mülkü bileceksiniz. Hocanız size bunu soru olarak sorabilir. Nizamı mülk demek arkadaşlar... O dönemde Sultan Melikşah'ın en büyük vezirlerinden bir tanesi. Hatta Bahatenik tarikatının önüne geçebilmek için Bağdat bölgesinde Nizamiye neylerini kurdurmuştur, medreselerini kurdurdu diyeceğiz. Peki bu kadar kadim bir devlet yapısına sahip olan Büyük Selçuk Devleti'nin yönetim ve toplum yapısı nasıldır? İslamiyet'ten önce Türk Devlet geleneğine olduğu gibi Büyük Selçuk Devleti'nde de ülke hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmiş. Bu da devletin çok da fazla uzun ömürlü olmamasına kısa sürede yıkılmasına sebep olacak. Büyük Selçuk Devleti'nde sultan adına para bastırılır, fermanlara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe okunurdu. Yani bu bir nevi bağımsızlık neydi? Sembolüydü. Savaşlarda ve gezilerde hükümdarların başının üstüne çetir tutulur. Peki çetir nedir diyeceksiniz? Şemsiye diyeceğiz. Ve ayrıca namaz vakitlerinde nebet çalınırdı. Yani... Davul ne yapılmıştır arkadaşlar çalınmış aslında ilk Türk devlet geleneği ne yapılmış bir kısmen de olsa devam ettirilmiş. Peki bu kadar kadim bir devletin sarayında kimler var? Camadere görürsen hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen görevli olarak bileceğiz. Devaddar arkadaşlar hükümdarların yazı takımıyla taşıyan ve koruyan görevli. Emre Ahur at bakımından sorumlu. Emre Alem savaşlarda bayrağı ve sancağı muhafaza eden kişi. Emri Candar hükümdar ve sarayın güvenliğinden sorumlu. Emri Çeşnigir hükümdarın yiyeceklerini Tadan görevli. Emri Hares hükümdara karşı suç isteyenleri cezalandırır. Emri Silah silah üretim ve deposundan sorumlu. Emri Şiker hükümdarın av işlerini düzenleyen görevli. Hacibül Hucab ya da diğer isminde Ulu Hacim. Hükümdarların av işlerini düzenleyen görevli. Hükümdar ve vezirden sonraki en büyük görevli olarak bileceğiz. Hükümdar ve halk, hükümdar ve divan üyeler arasında görüşme ve buluşmaları ne yapar? Ayarlar diyeceğiz. Gelin peki devlet işleri nerede görüşülür? Devlet işleri Divanı Saltanatta görüşülecek. Büyük Selçuklularda bütün devlet işleri Büyük Divan tarafından yürütülür. Divanı Saltanatta denilen Büyük Divanın başında ise vezir bulunmaktadır. Peki buradaki amaç ne? Otoriteyi kısmen de olsa ne yapmak? Sağlamak. Unutmaman gereken bir nokta var. Büyük Divana bağlı olmayan posta ve haberleşmeden sorumlu divan ise Divanı Berittir. Adalet işlerinden sorumlu divan ise divanı mezalim ve hatunun emrinde hizmet eden divan ise divanı hatun gibi divanlarda ne yapılmaktadır bulunmaktadır diyeceğiz. Peki divanı saltanatın altında hangi divanlar var bunlara bakalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar divanı inşa ya da diğer isminde tuğra divanı. Devletin iç ve dış yazışmalarından sorumlu divandır. Başkan ise tuğra'ydır ya da diğer isminde münşidir. Divan istifa devletin tüm mali işlerinden sorumludur. Başında ise müstehfi yer almaktadır. Yeah. Divan işraf, teftiş kuruldur, devletin idari ve mali işlerinin yolunda gidip gitmediğini teftiş eder. Yani başındaki kişi de müşriftir. divan arz, ordunun yiyecek, içecek, tesisat ve benzeri tüm ihtiyaçları ve askeri maaşları ile ilgilenirdi. Başındaki kişi ise emri arz ya da diğer isminle Azul Ceş olarak ne yapılmakta bilinmekte. Geldin divani mezalim. Hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkemedir. Ve başında da kim bulunur? Sultan bulunur. Şimdi peki gelelim Davalara baktık. Peki davaları kaç ayıracağız? Davalar Türk İslam tarihinde şerri ve örfi hukuk olmak üzere iki kısma ayrılacak. Şerri dersem dini hükümlere göre yönetilirken örfi ise örf adet ve geleneklere göre ne yapılmıştır? Belirlendi. Bakın şerri hukukun başında arkadaşlar İslam hukuku yer alır. Miras, boşanma, evlenme, velayet, vakıf ve ticaretle ilgili konular şerri hukukun kapsamında yer alır. Şerri davalara ise kadılar bakar. Kadıların en başında kimler vardır dersek de kadul Kubat ya da Baya isminde başkadı ne yapar? Yer alır diyoruz. Geldim örfinin başındaki neler var? Ülkenin güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması ve kanunlarda ortaya çıkan uygunsuzlukları örf kapsamında yer Yani örfü davalar bakar. Başında ise emri dat ne yapar? Yer alır. Bir de unutmamanız gereken bir nokta var arkadaşlar. Askeri davalara ise arkadaşlar unutmuyorsunuz. Hemen şuraya yazalım. Kadı ne diyorsunuz? leşker ne yapar? Bakar. Tekrar söylüyorum. Askeri davalar ise kadı leşker ne yapmaktadır? Bakmaktadır. Siyasi suçlar ve sultanı başkanlığında mahkeme olan divanı mezalimde görülür. Yani aslında en büyük nedir? Mahkeme diyebiliriz. Peki devlet yapısındaki ordu nasıldır? Orduyu dört kısma ayıracağım. Gulamanı saray, hasta ordusu, ikta askerleri, ücretli Türkmen ve kuvvetler var. Şimdi Gulamanı Saray aslında Gulam demek Arapçada arkadaşlar köle anlamına geliyor. Osmanlı'da da duymuşsunuzdur. Osmanlı'daki karşılığı da aslında kapıkulu askerleridir. Şimdi Gulam arkadaşlar devşirilen devlet adamları. Gulam köle demek dedik. Farklı milletlerden seçilerek Gulamane denilen özel olalarda yetiştirilen ücretli askerlerdir. Doğrudan sultana bağlı olan muhafız birlikleri olup sultanın sarayını ne yaparlar? Korurlar. Hassa ordusu. Bakın adı üstünde. Has. Kaliteli. Sultana bağlı ve onun güven yani sağlayan özel birlikler olup maaşlı askerlerdir. İkta askerleri, ikta sahibi olanların ikta gelirleri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir. Hatta bu atlı askerlere Cebeli ismi verilir. Yardımcı kuvvetler de, yani ücretli ve Türkmen kuvvetler de savaş gereksinimi de ihtiyaç duyulduğunda alınan askerler diyeceğiz. Konu biterken neler öğrendik? Bakın arkadaşlar, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini, Türklerin İslamiyet'e katkılarını bu süreç içerisinde kurulan... Türk İslam devletlerini aynı zamanda Türklerin haçlılarla mücadelelerini yine Türklerin Türk İslam tarihinde kültür ve medeniyet kısmında hükümdarın sembollerini ordu yapısının nasıl olduğunu ekonomisinin nasıl olduğunu ve aynı zamanda da divan teşkilatında neler olduğunu birlikte gördük. Şimdi her zaman yaptığımız gibi konumuza gelelim arkadaşlar sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum cevapları yorum kısmına bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın iyi çalışmalar.